İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ile röportaj. Batı Ermenistan Ermenilerinin Biden'in açıklamasına olan yankısı. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ermeni tutsaklar konusunda Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na mektuplar gönderdi. Avrupa Birliği, Azerbaycan'ı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Ermeni tutsakları hakkında gerekli bilgileri vermeye çağırdı. Ermenistan Cumhuriyeti ülkede Türk malının satışını yasaklayacak. ABD'li diplomat Alberto Fernandez'in beklenmedik açıklaması Türkiye'de sinir krizine neden oldu. Soykırım sırasında Tigranakert'in Sur Giragos ve Sur Sarkis kiliseleri karargah olarak kullanılıyordu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV stüdyosunda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, bölgesel gelişmeler, Türkiye'nin soykırımla ilgili imzaladığı belgelerin ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından 24 Nisan'da yapılan açıklamadan soykırım kelimesinin ifadesine ilişkin kapsamlı bir röportaj verdi. Sonuncusuna bağlı olarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Abrahamyan hala yapacak çok işlerinin olduğunu ve olayların gelişimini Ermeniler lehine yönlendirmek için aktif adımlar atmaları gerektiğini kaydetti. Türkiye ve Azerbaycan'ın Joe Biden'in söylediği soykırım kelimesini en büyük hata olarak gördüklerini atıfta bulunarak bunların tamamen siyasi açıklamalardan başka bir şey olmadığını vurguladı. Röportajın tamamı Western Armenia TV'nin YouTube kanalında mevcuttur. Son günlerde ABD Başkanı Joe Biden 24 Nisan mesajında uzun zamandır beklenen ve adalete uyan soykırım terimini kullandı. Ermeni dünyası ve tüm medeni insanlar arasında bu sözler büyük bir coşku ve minnettarlıkla karşılandı. Özellikle Batı Ermenistan'da yaşayan Ermeniler Biden'in açıklamasına kayıtsız kalmadılar. Bildiğimiz kadarıyla Ermenilere yönelik Soykırım'dan sonra Batı Ermenistan'ın topraklarında kıl payı kurtulan yurttaşlarımız fiziksel varlıklarını korumayı başardı ve kendi nesillerini de çoğalttılar. Şimdi bu nesiller zorla dinlerinin değiştirilmesine rağmen Ermeni genlerini taşımaya, Ermeni gibi yaşamaya ve kendini Ermeni olarak hissetmeye devam ediyor. Özellikle tarihi adaletsizliğin açıklanması ve gerçeği kabul etme konusunda daha büyük beklentileri ve inançları vardır. Ve Joe Biden'in ifade ettiği soykırım terimi güvenlerini ve cesaretlerini uyandırdı. Ermeni halkının bazı üyeleri ne kadar şüpheci olsa ve onların bazılarının korkuları da olsa, Batı Ermenistan'daki Ermeni nüfusu arasında bundan mutlu olan ve Abe'de başkanına minnettarlığını ve teşekkürlerini ifade eden bir kitle var. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığından Yüzeyeme aktarılan habere göre, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Azerbaycan'da tutulan Ermeni savaş esirlerinin ve sivillerin acil sorununa uluslararası ortakların dikkatini çekmeye devam ederek, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Maria Pejcinovic Buric ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Helga Maria Schmidt'e mektuplar gönderdi. Mektupta Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan tarafından tutulan tüm Ermeni savaş esirlerinin ve sivillerin derhal geri dönüşünde uluslararası ortaklardan destek beklediğinin altı çizildi. Cumhurbaşkanı mektuplarında savaşın Azerbaycan'ın eylemleri ve açıklamalarına değindim. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusunun Ermeni tarafının endişelerini ve güncel sorunlarını dile getirmek için yaptığı çalışmalardan bahsettim. Avrupa Birliği, Azerbaycan'ı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Ermeni tutsaklar hakkında bilgi vermeye çağırdı. Armen Presi'nin aktardığına göre AB'nin yaydığı mesajda özellikle şöyle deniyor. Avrupa Birliği, taraflar arasında 9 Kasım 2020'de imzalanan Ateşkes Anlaşması'nı takip eden Ateşkesin güçlendirilmesini ve ayrıca ölülerin bedenlerinin iadesi ve çatışma mağdurlarına insani Yardım sağlanmasının olumlu sonuçlarını memnuniyetle karşılıyor. Ancak Avrupa Birliği iki ülke arasında güven inşa etmek ve kalıcı barış yolunda ilerleme kaydetmek için yeni çabalara ihtiyaç olduğunu tekrarlıyor. Bu düşmanca ve saldırgan söylemlerden kaçınmak Tutuklama koşulları ne olursa olsun tüm savaş esirlerini ve tutukluların geri dönüş sürecini bir an önce tamamlamak ve diğer önemli konularda işbirliği yapmak anlamına geliyor. Geçici Ekonomi Bakan Vekili Vahan Keropyan tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti, Türk malı ithalatına getirilen yasağı uzatmanın yanı sıra satışlarını da yasaklamayı planlıyor. Ekonomi Bakan Vekili, kısıtlamaların kesin tarihini belirtmeden Türk malı yasa dışı yoluyla ithal edilip satıldığı için ülkeye ithalat yasağını ve satış sürelerinin uzatmayı planlıyoruz, dedim. Türk malı ithalatına getirilen 6 aylık yasak Aralık 2020 yılının sonunda Ermenistan Cumhuriyeti'nde başladı. İlgili karar hükümet tarafından kabul edildi ve karar Türkiye'nin Artsak çatışmasına dahil olması nedeniyle haklı bulunuyor. Ermenistan yetkilileri Türkiye'nin Artsakh çatışmasına doğrudan karıştığını defalarca ifade ettiler. Rum Helen Greek City Times gazetesine göre eski ABD'li diplomat Alberto Miguel Fernandez kendi sosyal medya hesabı Twitter sayfasında Sever Antlaşması'nın uygulaması tartışmasının zamanı geldiğini yazdı. ABD diplomatının notu, Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Yunanistan-Türkiye sınırındaki 1923 Lozan Antlaşması'nın gözden geçirilmesi çağrısını takip etti. Türk Enerji Bakanı'nın açıklamasına yanıt olarak Amerikalı diplomat Lozan Antlaşması yerine Sever Antlaşması'na kesinlikle bakmaya değer olduğunu hatırlattı. Lozan Antlaşması'ndan önceki 1920 Sever Antlaşması Türkiye için tamamen farklı sınırlara sahip idi. Sever Antlaşması Türkiye Saltanat Hükümeti ile 1914 ile 18'deki Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan mütefikler arasında imzalandı. Antlaşma özellikle Türkiye ile Ermenistan, Batı Ermenistan arasındaki sınırın çizimini, denize açılımı da dahil tüm kararlarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne devrediyordu. Türkiye'de Sever Antlaşmasının duyulması yetkililer ve tarihçiler için ciddi bir hastalığa neden oluyor ve birçok Amerikalı ve Avrupalı diplomat buna Sever Sendromu diyor. Ve bu bağlamda eski abedeli diplomat Alberto Miguel Fernandez'in tweetinin Ankara'da bir korku atmosferinin yaratması boşuna değil. Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile birlikte Osmanlı ile ittifak olan Alman askerleri de Dikranakert Amed'e gelir. 1915 yılında katliam başladıktan sonra Ermeni kiliseleri boşaltılıp yağmalanır ve Alman askerleri bu kiliselere yerleşir. Batı Ermenistan'da 6 ay devam eden katliamda hem Tigranagert vilayetinde bulunan hem de Suriye topraklarına sürüleceklerin arasında bulunan yüzbinlerce Ermeni katledildi. Kentte katliam yapılırken boşaltılan Sur Giragos ve Surp sarkis kiliseleri Alman askerlerince karargah olarak kullanılıyordu. Ermenilerin sürgünü ve katledilmeleri emri tüm valilere şifreli telegrafla bildirildi. Doğu Karadeniz ile Serhat bölgesinden Halep ve Derazor'a kafile halinde götürülecek Ermenilerin tek geçiş yeri Tigranakert, Ahmet vilayetiydi. Hem sürgün yolu üzerinde bulunması ve hem de yoğun Ermeni nüfusu nedeniyle Tigranakert'te özel projeler devreye sokuldu. Mardin, Midyat, Beşiri, Nusaybin, Siverek, Maden, Ergani gibi kaza ve sancakların bağlı bulunduğu Tigranakert, Ahmet vilayeti, Van'dan sonra en büyük Ermeni nüfusunu barındırıyordu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ardaşes Kartalyan tarafından seslendirilen Ermeni etno-caz şarkısı Maniasim adlı eseri sunuyoruz. <laughs> Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.